Karayolları Trafik Kanunu 46. maddesi hatalı bir şekilde şerit değiştirmeyle ilgili makas tabir ettiğimiz ihlale yönelik madde Karayolları Trafik Kanunu 46. maddesidir. Bu madde kapsamında 4000 TL'lik bir parasal bir idari para cezası vardır bu maddenin. Ayrıca Karayolları Trafik Kanunu dışında Türk Ceza Kanunu da bu tarz ihlallere yönelik cezaları değerlendirmiştir. 179. madde Türk Ceza Kanunu'nun kişilerin sağlık, can güvenliği, mal güvenliğini tehlikeye düşürücü mahiyette trafikte seyreden araçlara 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır hükmü vardır. Hem Karayolları Trafik Kanunu hem Türk Ceza Kanunu bu tarz ihlallere yönelik cezaları yaptırımı belirlemiştir. Ayrıca İzmir ilinde 2023 yılı içerisinde 2257 araç sürüsüne bu madde kapsamında gerekli yasal işlemler tatbik edilmiştir. Vatandaşlarımızın bu konuda acele etmemeleri, hızlı araçlarını sürmemeleri, bunların hepsinin özünde acele etme oluyor. Ve emniyet kemeri ile alakalı tabii karşılaşmış olduğumuz ihlallerde kazanın oluşumu çok basit bile olsa sonuçlarını çok ağırlaştırabiliyor. Trafik güvenliğini tehlikeye atma suçu Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenmesine karşın yasal düzenlemede cezalarda bir caydırıcılık olmadığını görüyoruz. Önemli olan cezalarda caydırıcılığın arttırılması, ceza miktarlarının yükseltilmesi ve bu şekilde bu tür kazaların hiç değilse önüne geçebilmek anlamında bir kanun koyucu bu konuda bir düzenleme yapması lazım. Günümüzde makas atma maalesef öyle bir duruma geldi ki herkes bunları sosyal medyada çekerek gündeme gelmeye çalışıyor. Bunları kullanıyorlar. Bu da çok üzücü bir şey. Yani kötü bir şeyi sosyal medyada maalesef kullanarak insanlara kötü örnek oluyorlar. Ama bunun da yasal düzenlemesi demek ki gerçekten ülkemizde iyi bir düzeyde değil ki insanlar bu şekilde rahatça bunları paylaşabilmekte. Burada da cezai yaptırımı yine yargı makamlarına ait olmak üzere kanunda Türk Ceza Kanunu 85. maddesinde birden fazla ölümle meydana gelen olaylarda 2 yıldan 15 yıla kadar bir cezai yaptırım söz konusu. Tabii burada makas atmanın Yargıtay kararlarıyla ve diğer BAM Kara Bölge Adliye Mahkemesi kararlarıyla trafik güvenliği de tehlikeye sokulduğundan bilinçli taksir durumu söz konusu olabilmekte. Burada da cezada 1/3'ten yarıya kadar da bir arttırım var. Yani sonuç cezada eğer yargılama aşamasında tabii yargı makamlarına takdir ait olmak üzeredir ama yani baktığımızda üst sınırı 22,5 yıla kadar bir cezayla yargılama durumu söz konusu olabilecektir.